Öncelikle bu arada Fenerbahçe eleştiriniz, onu da soracağım ama dünkü maçtan ben başlamak istiyorum. Sivas Belediyespor'la 3-0 geride bitti ilk yarı ama maçı 3-0'dan 4-3'e çevirdiniz. Bu Evet. maçı konuşalım istiyorum öncelikle. İlk yarı bittiğinde ne hissettiniz? 3-0'dan sonra maçın döneceğini bekliyor muydunuz? Ve bu geri dönüşün baş faktörü sizce nelerdi? Öncelikle bizi izleyen Afyonspor gönüllerine, Futbol Anadolu bir takipçilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Sivas'a giderken biz bütün oyuncularımızla, hocamızla zaten 3 puan parolasıyla gittik Can Bey açıkçası. Çünkü playoff potasına girmek için, şampiyonluk için üstteki rakiplerimizi yenmemiz gerekiyordu. Ve bir deplasman fobimiz vardı. Evet. Bu motivasyonla oraya vardık. Tabii ilk yarıdan dizlerimin bağı çözüldü desem yeridir. 10 dakikada 2 gol ve 45. dakikada işte 45'e 3 golle girmek, 3-0 girmek çok zor bir durumdu açıkçası. Devre arasında da hocamızın müdahalesiyle, arkadaşlarımızın motivasyonuyla biz 3 yediysek 4 atarız mantığıyla ikinci yarıya başladık. Allah da yardım etti. Şans da yanımızda oldu. Topçu kardeşlerimiz, futbolcu kardeşlerimiz de gerçekten büyük bir özveriyle takıma sarıldılar. Yani ruhlarını yansıttılar. Mücadele ettiler. İyi mücadele ettiler. Gol atan kazanıyor. Futbol böyle bir kural var. Biz de 4 kazandık. Maç sonunda istenmeyen olaylar oldu. Sivasspor yöneticilerine gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Yönetim olarak, valilik olarak, emniyet olarak sağ olsunlar bütün nezaketiyle bizi ağırladılar. Taraftarlar arasında küçük ufak tefek olaylar oldu. Onlar da artık görmezden geldik. Galibiyet aldık. O 800-700 kilometre yolu Türkiye'de dinleyerek geldik Can Bey. Gayet güzel oldu. Beklediğimiz bir sonuçtu. Yani açıkçası yani 4-3 bekliyor muydum, beklemiyordum ama 3 puan beklediğimiz bir durumdu. Anladım. Bu arada ben de orada statta görev yapmıştım. Sivas Belediyespor misafirperverliğini ben de çok iyi biliyorum. Buradan Sivas'a da selamlar olsun. Yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bir gün önce ağırladılar. Otelimize kadar uğurladılar. Beraber yemek yedik. Hep maçtan sonra tekrar aradılar. Gerçekten buradan sizin huzurunuza da teşekkür etmiş olayım tekrardan. Peki başkanım. İkinci lige tekrar geri döneceğiz ama ben öncelikle kupayı halledelim istiyorum. Fenerbahçe ile kupada eşleştiniz. Fenerbahçe çıkınca ne hissettiniz? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpleri kurada bekliyor muydunuz ya da istiyor muydunuz? Can Bey, yani Afyonspor büyük bir camia lakin Fenerbahçe ülkemizin güzide kulüplerinden birisi. Açıkçası kura çekilirken izliyordum. Fenerbahçe yöneticisi çıktığında yanında da bir arkadaş vardı. Kim çıkacak başkanım dedi. Fenerbahçe dedim. Yani tamamen hiçbir bilgiye dayan olmadan hislerime güven. Kimde Vallahi 21 numara çıktı. Fenerbahçe çıktı. Afyonspor'a eşleşti. Yani bir güzel bir tevafuk oldu bence. İlk resmi müsabakamız olacak Fenerbahçe ile. Ben Afyonspor'un kendine yakışan futbol oynayarak orada da gereğini yapacağına sonsuz inanıyorum. Bu konuda hiçbir çekincemiz yok. peki bir tur değerlendirmesi alalım başkanım. Yani Fenerbahçe'yi eleyebileceğini düşünüyor musunuz? Ve kupada hedef nedir? Afyonspor'un kupadaki hedefi nedir? Can Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tamamen lige konsantre olduk. Hani bunu öncelikle belirteyim. Şu anda Bu bizim tek peki. şampiyonluk. Şeyde de yani yönetimde de devamlı konuşuyoruz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani burada bugün şimdi şampiyon olacağız demek çok doğru bir şey değil. Kolay bir şey de değil. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Önce Sivas'ı eledik. Sonra İstanbulspor'u eledik. Birinci ligde oynayan bir takım. Ki ikinci yarı onlar da 11 ile çıktılar. Yani 11'den oyuncularıyla takviye ederek çıktılar. Biz de güzel bir galibiyet aldık. 3-2'lik bir deplasman galibiyetiydi. Fenerbahçe geldi şimdi kupada. Gönül isterdi ki gastronomi şehir Afyonumuzda oynayalım. 15 bin kişi dolu statta oynayalım. Buradan da TFF'ye çağrıda bulunuyorum yani. Ya bu maçların Anadolu'da oynanması Anadolu'ya çok şey katar. Özgüven katar, hareket katar, birlik katar, beraberlik katar. Bugün İstanbul'da 15 bin kişi bulamayız o taraftarı. Ama Afyon'da Ben de onu diyecektim başkanım. Size sorularım arasında o da vardı. Şimdi İstanbul'da bir kupa maçı olduğunda 2000-3000 kişi oluyor. Yani siz biraz fazla söylediniz hatta. 2000-3000 kişi anca oluyor. ben daha Yani önce bunu Anadolu şehirlerinde olsa bu maçlar ya çok farklı olur yani. Hem o şehir için. böyle eğlence havasına döner. Yani müthiş bir fair play'e dönerdi ama
Seri başı olduğu için, TFF'nin de böyle bir kural olduğu için biz mecbur uyuyoruz ama inşallah yetkililer duyar bizi. Anadolu'ya bu büyük kulüpleri taşırsak hem özgüven açısından hem birlik beraberlik açısından ben futbolun üzerine çok şey katacağını düşünüyorum açıkçası. Ya şunu da demiyorum, hani İstanbul kulüpleri deplasman oynasın demiyorum ama hani en azından bir kurayla belli olsun. Hani ev sahibi takım da kurayla belli olsun. Zaten şimdi biz Evet. deplasman İstanbul'a şimdi tekrar deplasmana gidiyoruz. Ya ben şimdi futbol Anadolu olduğumuz için Avrupa takımlarının çok şey yapıyormuş gibi olmayalım. Ben her zaman adillikten yanayım. En Var. azından bunlar bir kurayla belli olabilirdi. Peki Evet. kura demişken bir soru geldi. Kura çekiminde neden bir yetkilimiz yoktu demiş bir taraftarımız. Yani Can Bey o konuda gerçekten haklılar. Ben taraftarlarımızdan buradan özür diliyorum. Sivas maçına konsantre olduk. Yöneticilerimizin birkaç önceden gitti. Gerçekten ben katılmak istiyordum ama başka bir programım çıktı. Bizden bir kişi katılabilir miydi? Katılabilirdi. Ben bu konuda gerçekten açık yürekli özür diliyorum yani taraftarlardan. Bir dahaki kura çekimlerinde bizzat kendime orada olacağım inşallah. Başkanım, şimdi kupadaki hedefinizi sorduk. Dediniz ki ikincilikte kırmızı grupta şampiyonluk hedefliyoruz. O da sorularım arasında, yani önce playoff mu olursa şampiyonluk mu, yoksa direkt hedefiniz şampiyonluk mu, onu soracaktım ben. Biz yönetime geldiğimizde bir slogan söyleyeceğim bir. Ocak'ta playoff, Mayıs'ta şampiyonluk. Hala aynı hedef üzerinde ilerliyoruz. Şu anda playoff potasındayız. Önümüzde 3 maç var. İkisi evimizde, birisi deplasmanda. Bizim hedefimizde şaşma yok. Önce Allah'ın izniyle playoff'a girdik. Mayıs'ta şampiyonluk diyoruz. Bugün de Sakaryaspor puan kaybetti. Takip etmişsinizdir. Aramızda 8 puan var. Ve uzun bir maraton var. Çok şey değişir diye düşünüyorum. Çok takım alttan üste çıkar, üstten alta iner. Bizim hedefimizden şaşmamız yok Can Bey. Başkanım, hafta Bayburt yazıları görünce gözüm bir kayıyor. Hafta sonu Bayburtspor'la oynayacaksınız. Ben Evet. de Bayburt. Öyle mi? Eyvallah. Güzel güzel bir maç olacak. Yani kırmızı grupta bana göre haftanın maçı. Playoff mücadelesinin iki takım maçı. Bu Kesinlikle. maçtaki hedefiniz tabii ki galibiyet. Ya evet. Beklentiniz. Bu maçta ilgili bir önemli alın. Afyon'da bugüne kadar evimizde bir çok şükür mağlubiyetimiz yok. Evimizde bugüne kadar hep ya beraber kaldık ya yendik. Bizim tabii ki inşallah Tebrik verin başkanım. Afyonspor iç sahada en çok puan alan ikinci takım. Bayburtspor'da deplasmanda en çok puan alan dördüncü takım. Yani bu açıdan da güzel bir maç olacak. Bayburtspor tabii ki önemli bir takım ligimizin. Yani güçlü bir takım. Burada biz hazırlık maçı da yaptık yazın. Evet. Gerçekten beğendiğim bir takım. Güçlü de bir takım. Güçlü de bir futbolcu kadrosu var. Biz evimizde bize yakışan bir şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz Can Bey. Peki. Bayburtspor maçı ile ilgili bir taraftar sorusu alayım. Ücretsiz taraftarlar almasını istiyorlar stada. Bu haftalık, yani bu kritik maçta en azından böyle bir karar alınabilir mi diye bir soru var taraftarlardan. Daha önce yaptık onu biz Can Bey. İnşallah biz taraftarlarımızdan maddi manevi destek bekliyoruz. Katkı bekliyoruz. Şu anda futbolcular üzerinde düşeni yaptı. Yönetim üzerine düşeni yaptı. Şehrin valisi, belediye başkanı üzerine düşeni yaptı. Şimdi sıra taraftarlarımızda biz Bayburtspor'u 10 bin, 15 bin kişiyle oynamak istiyoruz. Aldığımız rakam da 5 lira, 10 lira. Yani çok söylenecek, telaffuz edilecek bir rakam da değil. Evet. Torbada tuz olsun herkesin. Biz taraftarlarımızın da bu fedakarlığı yapacağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ücretsizi yapmayacağız. Şöyle bir program olacak. Bir SMA'sız çocuğumuz var Afyonlu. Bir sonraki maçımızı herhalde bütün gelirlerimizi SMA'sız çocuğumuza bağışlarız. Buradan onu ilan etmiş olayım. Başkanım, geçen sene maçı bir bahis şirketi yayınlıyordu maçları ikincilikte. Fakat bu sene maç yayınlıyor ikincilik için. Evet. Afyonspor'un maçlarını izleyemiyoruz diyenler var. Gurbetlerden, işte deplasman, farklı şehirlerden. Maçları Kanal 3 yayınlayamaz mı diye soru var. Göreve geldiğimiz günden beri bunu konuşuyoruz. TFF'den hala izin alamadık. İnşallah bir Ankara ziyaretimiz olacak. Biz Kanal 3'te görüştük. Hatta Kanal 3'te de bağış kampanyası yaptığımız gün bunu mutabık kaldık. En azından evimizdeki maçları yayınlayalım dedik. Ama bir izin çıkmadı. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta Ankara'da olacağız. TFF'de de bu talebimizi ileteceğiz. Biz tabii ki yayınlamak istiyoruz. Yani ben taraftarlardan çok istiyorum. Özellikle bizim gurbetçilerimiz, şehir dışındakilerimiz, yurt dışındakilerimiz inan telefonumu durdurmuyorlar maç günü.
En azından yayın olursa bana skor sormazlar. Ben de onlarla beraber izlemiş olurum. Hem kendi YouTube kanalımızdan hazırlık var. Afşet Afyonspor YouTube kanalından. Hem web sitemiz üzerinden hem de kanal üzerinden bir yayın hazırlığımız var. İzinleri bekliyoruz. Onu öyle söyleyeyim yani. Ya ben de bazen Bayburt Spor maçlarını bir taraftarımız orada canlı yayın açıyor telefonda kendi eliyle. O da yani adama da yazık, biliyorsunuz Bayburt soğuğunu. Yani bir... Böyle bir yayından dolayı TFF'den ceza yedik geçen yıl. Evet, yasak biliyorum. Yani normalde bir taraftarın gidip video çekmesi bir yasak aslında. Yani iyi de bir ceza yedik hatta yani. Rakam belirtmeyeyim. Doğrudur. Başkanım, Store 3 açılmayacak mı? Anıt Park Meydan bunun için uygun bir yer demiş bir taraftarımız. Sesini vereyim. Geçen hafta Afyon Park yöneticilerimizle görüştük. Sağ olsunlar. Orada bir yerimiz vardı, kapandı. Biz göreve geldikten sonra tekrar görüştük. İnşallah çok şık, güzel bir tam Park Afyon'un ikinci katında, orta alanda bir store'umuz olacak. Şu anda ekip arkadaşlarımız bunun kuruluşu, işte yapımı vesaireyle uğraşıyorlar. Muhtemelen ikinci devreye yetişir ümidimiz var. Görüştük yani Park Afyon yönetimiyle mutabık kaldık. Onlar da sağ olsun ücretsiz bize yer tahsisi yaptılar. İkinci devreye inşallah yani birkaç ay içinde store'umuz açılacak. Peki sadece promosyon olacak, farklı ürünlerde olacak mı bu satışta? Ürün yapay geliştirmek istiyoruz. Sadece forma olmayacak. Atkısından montuna kadar, ayakkabısına Aksesuar. kadar yelpaze düşünüyoruz. Ya bunlar imkan meselesi Can Bey. Yeni geldik yönetime. Malum ikinci de durum nasıl giderler olduğunu da biliyorsunuz. Hani şu anda gerçekten kimseye yansıtmadan derdimizi, içimizdeki ateşi gizleyerek zorluklarla ilerlemeye çalışıyoruz. Başkanım, ikinci ligde bir kulüple çalıştığım için sizi gayet iyi anlıyorum. Eyvallah, sağ olun. Formül konusunda bazı serzenişler var. Pahalı olduğunu düşünüyor musunuz? Şu an ben bilmiyorum fiyatı ama. Tamamen gördüğüm için. Bizim forma satışlarımız direkt bizim yok. Albikere.com diye bir sitemiz var. Yarın da onlarla bir protokol yapacağız. Bundan sonra Albikere.com'dan alınan formalardan %10 Afyonspor'a aktarılacak. Şu anda bizim sattığımız bir forma yok. Yani kulüp adına sattığımız bir forma yok. Albikere.com üzerinden satılıyor. O rakamları da taraftarlarımızın biraz hoşgörüsüne sığınmak istiyoruz abi. Bu konuda destek bekliyoruz açıkçası. Tabii ki. Sıradan Cem başlıyor. ya. Efendim? Buyurun başkanım. Sıradan başlıyor. 50, 100, 300'e kadar gidiyor işte forma standartlarına göre. Taraftarlarımızın hoşgörüsünü görmek istiyoruz bu konuda. Ben katılıyorum size başkanım. Cem Hoca için bir soru gelmiş. Daha erken getirilemez miydi? Hoca değişikliği daha erken olmalıydı demiş. Siz buna katılıyor musunuz? Ya malum biliyorsunuz biz işte bir aylık bir yönetimimiz var. Hani şimdi geçmişe yönelik ben de yönetimdeydim geçmişte bu arada. Yani 3 yıldır yönetimdeyim. Birkaç arkadaşımızla beraber 3 yıldır yönetimdeyiz. Sezon başında öyle uygun görüldü. Yani hani kulüp başkanımızın Mustafa Hoca yönünde bir saygı duyduk. Mustafa Hoca karakter olarak düzgün bir karakterdir. Ama sportif başarı gelmedi. Biz de yönetime geldiğimizde yani yeni bir kongreden sonra da böyle bir değişikliği uygun gördük. Yani her yönetimin kendi kararı. Şimdi geçmişe yönelik de bir şey demek istemiyorum. Polemik de olmasın. Önümüze bakalım. Yani Cem Hoca'ya çok güveniyoruz. Genç, dinamik, yaşına, karakterine, bugüne kadarki tecrübelerine, Avrupa Kupası'ndaki maçlarına, Ziraat Türkiye Kupası finaline, Akhisarspor Süper Ligi'ye taşıyan serüveni biz burada inşallah Cem Hocam'la yapmak istiyoruz. Zaten sözleşmemizi 1+1 yıl olarak yaptık. Hani bu sezonluk yapmadık. Uzun vadeli düşünüyoruz. Biz şu anda gidişattan çok memnunuz. Gerçekten hocamızın özverisine, kalitesine sonsuz güvenimiz var. Başkanım, kulüp ileride anonim şirket olacak mı diye bir soru var. Bununla ilgili bir soru daha vardı. Ben yayından önce gelen sorular arasında olması lazım. Yani şöyle bir durum var Can Bey. Evet. Kulüp AŞ olabilir mi? Olabilir. Ama bunun yani ben avantajlarını, dezavantajlarını epey de araştırıyoruz. Şehir takımlarının AŞ olmasının avantajı kadar dezavantajı da var. Yani AŞ olduğunda biliyorsunuz ki kulüp bir şirketin oluyor. Yani şirket yönetim kurulu kimse, pay sahipleri kimse, kulüp ona ait oluyor. Ya yani bunu yapmak en kolay.
Ama dernek olduğunda derneğin delegeleri var, üyeleri var. O şehir oradan gidemez, ismi değişemez, takım kolay kolay el değiştiremez. Yani hukuki olarak daha sağlam zeminler üzerinde duruyor. Şey olduğunda, dernek olduğunda. Aşağı olabilir mi? Olabilir. Yani çok ciddi avantajı da yok açıkçası. Bugün bakıyorum ben bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz, kulüp yöneticileriyle görüşüyoruz. Yani aşağı olmanın öyle aman aman ekstra bir avantajı çok yok açıkça söyleyeyim. Düşüncemiz var mı? Var ama çok acele etmiyoruz bu konuda. Sağlam zeminlerine oturtarak Afyonspor çünkü bütün Afyonlularındır. Bunu hiçbir şekilde durumunun ve hukuki durumunun önündeki gelecek yelpazesinin sıkıntılı duruma gelmesini istemeyiz. Şu an dernek statümüzde, iktisadi işletmemizde yapamadığımız hiçbir şey yok. Yani aşağı olduğunda da bize ekstra bir katkısını ben şu ana kadar hiçbir kulüpten duymadım. Olabilir mi ama olabilir. Çalışma yapılabilir mi? Yapılabilir. TFF bir ara bütün kulüpleri aşağı olsun dedi. Öyle bir zorunluluk olursa zaten mecbur oluruz ama bu konuda da öyle bir bugünden yarına bir acelemiz yok. Ya bununla ilgili ben de bildiğim bir olay var. İstanbul'un işte ilçe takımlarından birisi, o da anonim şirketi. Belediye ile kulüp başkanı ters düşüyor. Yani kulüp başkanı diyor ki ben bu takımı oradan alır giderim diyor ama bu bir ilçe takımı, yani götüremedi de sonra. Bu tarz sıkıntılar da yaşanabiliyor. Aynen öyle. Bizim Afyonumuzda öyle bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Yani Afyonumuz Afyon milliyetçisidir. Ama biz bunu da hukuki zeminleri altında o güvencede tutmak zorundayız. Yani bugün Süleyman Karakuş vardır, yarın yoktur. Yani bu kimsenin tapulu mülkü değildir. Kimse Afyonspor'dan da büyük değildir. Ben dahil. Başkanım, hem evet katılıyorum. Bir taraftar sorusu alacağım. Taraftar olarak sizden Atatürk'lü forma bekliyoruz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? İyi bir soru var. 2022 malumunuz Afyonumuzun kurtuluşunun yani büyük taarruzun başlangıcının 100. yılı. Sürpriz bir çalışmamız var. Bizi takip etsinler. Ben de merakla bekliyorum başkanım. Eyvallah. 2013 yılında kurulan Afyonspor art arda şampiyonluklar kazanarak 1. lige yükseldi. Müthiş bir hikayesi vardı. 1. ligde de şampiyon olup Süper Lig'e yükselmesi beklenen takım küme düştü. Sizce neden böyle bir durum yaşandı diye bir soru var. Birincilikten düşmemiz talihsiz bir durumdu. Şimdi kulüp ismi vermeyeceğim polemik olmasın diye. Silinecek puanlar silinmedi mesela. Bir sonraki yıla bırakıldı. Ve Afyon'da bir puanla düşmüş oldu. Biz 5 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. Yani bu kolay kolay yani, hiç, yani hemen hemen kolay kolay hiçbir yılda olmayacak bir durum. Şehir inandı. Hakikaten o günkü yöneticilerimiz çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Ve 5 yılda 4 şampiyonluk geldi. Ve düştük. 2 yıldır da malum olduğu üzere işte ikincilikle mücadele ediyoruz. Biz düştüğümüz gibi kalkmasını biliyoruz Can Bey. İnşallah bu kulübün yeri, bu Afyon'un yeri daha doğrusu birincilik de değil Süper Lig'dir. Bunu açıkça söyleyeyim. 1 milyon metrekarelik spor kompleksi hangi ilde var Can Bey? 17 tane Doğru. antrenman, 15 bin kişilik profesyonel stadyumumuz var. Yanında güreş eğitiminden, motor sporları merkezinden, yüzmesinden, havuzundan, hamamından hepsi aynı kompleks içinde. Yani böyle bir imkan Allah aşkına hangi ilde var yani? Bizim yerimiz ikincilikte değil, birincilikte değil, Süper Lig. Bunu açıkça yani inancımla söylüyorum yani. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama Afyon'un yeri Süper Lig. Tartışmasız bir şekilde. Peki başkanım, dün maçta 10 kişi yoktu diye bir mesaj gelmiş. Bayramoğlu'nun başta olmak üzere bazı sporcuların transfer olacağına dair söylentiler var. Doğruluk payı nedir demiş taraftarımız. Orada Bayramoğlu'yla ilgili de çok mesaj vardı aşağıda, gördüm ben. Evet. Bayramoğlu'yla da biz beraberdik. Ben de kendisini gayet iyi tanırım. Bu konuyla ilgili ben de cevabınızı bekliyorum merakla. Yani devre arası geliyor malum biliyorsunuz Can Bey. Her kulüpte olduğu gibi bizde de gidecekler, gelecekler. Olacak. Bizde çalışmak istemeyen olabilir. Bizim çalışmak istemediğimiz olabilir. Hocamızın raporunu bekliyoruz şu anda. Ve Bayram kardeşimiz de menajer aracılığıyla biz ayrıca ayrılmak istediğini söyledi. Biz de hay hay dedik. Yeni bir kulüple görüşüyormuş, anlaşmış. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Taleplerimizi ilettik. Alacağımız istediğimiz rakamı ilettik. Bugün muhtemelen bizim futbol şube sorumlumuzla tekrar görüştüler. Ben görüşemedim. Çünkü sabah 5'te geldim şeyden, Sivas'tan. Hayata yeni döndüm diyebilirim. Ufak tefek detaylar kaldı. Bayramla ikinci yarı olmayacağız. Öyle.
Peki başka gidecek oyuncular belli mi? Başkanım mesela Süleyman Olgun da oynatılmıyor galiba. Süleyman sakat. Abisi. Sakat. Çapraz bağları 4 hafta yok. 10 tane sakatımızdan biri o işte yani. Doğan da sakat. 6 hafta yok. Yani muhtemelen sezonu kapattılar. Devreyi kapattılar sezonu demeyeyim de. O sebepten öyle bir durum var. Yoksa bizim şu anda şunu gönderiyoruz diyeceğimiz bir durum yok. Hocamızın raporu da gelmiş değil. Bunlar devre arasında konuşulacak şeyler. Biz şu anda bütün oyuncularımıza inanıyoruz, güveniyoruz, oynatmak istiyoruz. Söyleyeyim. Bizim Anıl'ımız, yani şu anki kalecimiz, gerek altyapıda Ahmet'imiz gerçekten hazır durumdalar. Anıl'ın da burada oynama hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani kaleci transferimiz olmayacak kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Şimdi olmayacak. En azından bu devre olmayacak. Biz Anıl'a çok güveniyoruz. Hakeza Ahmet'e de çok güveniyoruz. Kendi çocuklarımızla ve bize inanan oyuncularla devam etmek istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki Bayram Olgun dışında ayrılması belli olan başka oyuncu var mı? Yok, şu anda yok. Peki transferde hangi mevkilere transfer yapmışsınız başkanım? Kaleci olmayacak mıydınız? Vermeyeyim şu anda ama şöyle bir durum var. Malum 10 tane sakatımız var. Yani biz ikinci devreye hem rekabetçi hem de koşan takım istiyoruz. Hem rekabetçi hem koşan hem genç dinamik. Öyle bir takım hayalim var. Mevki olarak konuşmadık inan hocamızla da hiç. Bu hocamızın raporundan sonra belli olacak durumlar. Takip ettiğimiz arkadaşlar var. Bunlarla da şu anda isim vermem, konuşmak çok doğru olmaz. Başkanım aşağıdan çok sayıda Oltan Karakolukçu ismi geçiyor. Düşünecek misiniz? Var mı aklınıza? Vallahi Geri yok. gelir mi? Yani şu anda öyle bir şeyin çalışmamız yok. Oltan'ın da hani şu anda birincilikte oynuyor biliyorsunuz. İnan çok da takip de edemedim açıkçası. Ama Oltan'la alakalı bir şeyimiz yok yani bir durumumuz yok. Ve şu anda en gol atan takımımız yani şu anda gol kralı takımıyız. Golcü açığımız çok yok açıkçası yani onu da söyleyeyim. Gerek Fatih'imiz, gerek Erhan'ımız, gerek Cihan'ımız. Gerçekten şu anda ikinci ligin en çok gol atan takımıyız. O mevkide bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Yani daha dün 4 golü galibiyet aldınız başkan. Yani 4 gol onu attık, 7 gol Antep'e attık, Maraş'a attık pardon. 4 gol Turgutlu'ya attık. Bunlar son 3 maçta olan goller. Evet. Şimdi bir seyir sorusu da alacağım. Afyon Türkiye'nin önemli lokasyona sahip. Yaz kamp dönemi turizm ve jeotermal konusunda da öyle. Mesela Sandıklı, Dinar ve Bolvadin ilçelerinin futbol takımlarını desteklenip Afyon ilimizi bir futbol şehri yapma projeniz var mı? Var. Hatta onlarla alakalı şimdi Afyon'daki spor okullarını dernekleştirmek üzereyiz. Bütün spor okullarını tek dernek çatısı altında tutup bizim altyapımızla ilintili hale getirip hem de şu andaki Bal Ligi'ndeki işte İsviçre, Emirdağ bir de hangi takımda İsviçre? Bolvadin. Bunlar Bal Ligi'nde. Bunlarla da başkanlarıyla da tanışıyorum. Zaten görüşürüz bildiğimiz insanlar. Sürekli irtibat halindeyiz. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak inşallah. Bu hem altyapıyla hem futbol okullarıyla hem Bal Ligi'ndeki takımlarımızla Afyon kardeşliği oluşturacağız. Biz burada bütün ilçelerimizde 18 stadyumlar kurmak istiyoruz. O takımları biz beslemek istiyoruz. Yani bizim altyapımızdaki oyuncu oraya lazımsa orada oynasın. Orada bizim kapasitemize yetecek oyuncu varsa biz oradan alalım. Böyle bir hem ağabey kardeş modunda bir hava oluşturmak istiyoruz. İnşallah buna da ulaşacağız. Hayalimiz o. Bütün ilçelerimizin bir olduğu bir Afyonspor ruhu. Yani biz şunu Peki. hayal Dinar'da da Afyonspor bayrağı dalgalansın maç günü. Sandıklı'da da Bolvadin'de de dalgalansın. Oradan otobüslerle buraya gelsinler. Yani Tabii. valimiz, belediye başkanımızın da inan hayali bu. Bizi de çok destekliyorlar. Gerek otobüs istiyoruz, otobüs. Adam istiyoruz, adam. Her şeyi hizmetine veriyorlar sağ olsunlar. Maç günü Afyon, bir Afyonspor havasının esmesi için inan elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Yani bu havayı oluşturmak zorundayız. Yani şehrin inanması lazım bu başarılara. Şehrin inandığı mı bu başarı geliyor. Şehrin inanmadığı mı geliyor.